Yeni bir seneden hepinize merhabalar. Umarım 2022 sizin için güzel başlamıştır. Güzel, sağlıklı, mutlu ve bol kitap okumalı şekilde devam eder. İnşallah bizim için de öyle olur. Çünkü geçen yıl o kadar da fazla kitap okuyamadık. Evet. Öncelikle bu senenin muhasebesini biraz yapacağız. 2022'de kaç kitap okuduk, kaç kitap hedefliyorduk? Öncelikle biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ardından da en beğendiğimiz 5'er kitabı sizlerle paylaşacağız. Muhasebe demişken Goodreads üzerinden biz challenge'a katılıyoruz. Ve her senenin başında o sene için bir hedef belirliyoruz kendimize. Ardından o sene içinde okuduğumuz kitaplarda hedefi ne kadar gerçekleştirebildik? Bunu ölçüyoruz. Geçen sene ikimiz adına da çok başarılı geçmedi öyle oldu maalesef. biraz. Benim 50 kitap okuma hedefim vardı. 48'de kaldım. Neredeyse olmuş ama seninkisi. Az kalmıştı. Evet, Aralık ayının başına dedim ki olacak, ben bunu yapacağım. Son 4 kitap kaldı, okurum ama yapamadım. Benimkisi daha vahim. Ben 62 kitap hedeflemiştim. Çünkü bir önceki yıl 61 kitap okuyabilmiştim 2020'de. 2021'de de bir tık daha iyisi olsun diye 62 diye hedeflemiştim. Aslında iyi de başladım. Yani Haziran'a kadar falan çok iyi kitap okuyordum ama sonra bir ülke değişikliği yapınca, buraya gelince yepyeni meşguliyetlerimiz çıktı. İşte ev, iş ve yeni bir şehre, yeni bir yaşama adapte olmak. Biraz kitap okumayı geri plana bırakmak zorunda kaldım. O yüzden son aylarda biraz kötü gitti ama yavaş yavaş yine toparladım Aralık ayında. İnşallah 2022'de eskisi gibi, evet, eskisinden bile daha iyi geri döneceğim. 2020 çünkü en başında hesaplamadığımız kadar iyi okuduğumuz bir seneydi. Evde, ağırlıklı evde, evet, geçirmenin de bir artısıydı. Onu hesaba katmadık. Tabii ki bunlar bahane değil. Bu sene daha çok okuyacağız. Size de umarım motivasyon olur. Her senenin başına bir hedef belirlemek bizi kesinlikle hızlandırıyor. Yani ben 48 kitap okudum ama hedefim 50 olmasaydı belki 40'larda bile kalabilirdim. Evet. Çünkü kendimi özellikle zorladım o hedefe ulaşmalıyım diye. Bu kadar oldu. Şimdi ilk olarak dediğim aslında en az beğendiğimiz 5. kitaptan 1. kitaba doğru gidelim diye konuştuk. Böyle 90'larda bizim gibi daha yaşı büyük olan belki geçkinler bilirler. 90'larda televizyonlarda top 10, top 20 listeleri olurdu. O haftanın en beğenilen klipleri 10'dan 20'den geriye doğru sıralanırdı ve böyle bu bizde bir heyecan yaratırdı. Biraz o heyecanı biz de yaşayalım istedik şimdi. O yüzden 5'ten geriye doğru anlatacağız kitaplarımızı. Evet, en beğendiğiniz 5. kitap hangisiydi? Evet, benim top 5 listeme 5. sıradan giren kitabı şu an gösteremiyorum ekranlara. Çünkü burada kütüphaneden aldığım ve sonra süresi dolunca kütüphaneye iade ettiğim Dracula kitabı. Bram Stoker'ın o meşhur, herkesin bildiği, belki birçoğunuzun okuduğu, benim bu yaşımda ilk kez okuduğum kitap. Korku edebiyatının en klasik kitapları deyince zaten Frankenstein ve Dracula muhtemelen ilk akla gelenler oluyor. Benim aslında çok ilgim alakam yoktur korku edebiyatıyla, öyle özel bir sevgim, özel bir ilgim hiç olmadı. Sadece geçtiğimiz yıl yeni bir çeviri aldım. İtaki yayınlarından bir korku edebiyatı, bir öykü kitabı aldım. Onunla birlikte o çeviriyi desteklemesi için biraz korku terminolojisini bilmek adına korku romanları okumaya başladım. Önce Cthulhu'nun Çağrısı'nı okudum. O da müthiş bir kitap. Hatta bu listeye 5. sıradan onu mu alsam, Dracula'yı mı alsam diye ikilemde kalıp sonrasında Dracula'ya karar verdim. Cthulhu'nun Çağrısı'ndan sonra da Dracula'yı okudum ve çok beğendim. Çok, yani o popülerliği gerçekten hak eden bir roman olduğunu düşündüm. Kitabın olay örgüsü, atmosfer yaratımı, zaten Dracula karakterinin tasarımı çok fenomen bir karakter. Harika. Sadece iki tane benim beğenmediğim noktası oldu kitabın. Onu da aslında çok yadırgamıyorum. Yani yazıldığı tarih itibarıyla 19. yüzyıl edebiyatı olması bakımından biraz eski kafalı. Bir yabancı düşmanlığı var bariz bir biçimde. İşte Dracula'nın saf bir kötülük olarak Romanya'da doğması ve Romanya'dan İngiltere'ye gelmesi. Ufak tefek, hatta filminde de vardı, Türklerle ilgili, Türk askerleriyle ilgili kötülükler, barbarlıklar atfediliyor onlara da. Ama İngiltere'ye geldiğimizde İngiltere müthiş huzurlu, müthiş steril, mutluluğun başkenti, herkes çok iyi kalpli, asla kötülük yok. Buraya kötülük dışarıdan transfer oluyor gibi bir mantıkla kurulmuş, böyle milliyetçi ve yabancı düşmanı bir tarzı var. Ama o tarih itibariyle çok da yadırgamadım yani. Bir
eleştirimde kadın temsiliyle ilgili. O bakımdan da kitap eski kafalı. Bütün hikayeyi erkekler taşıyor ileriye. Birkaç kadın karakter var ama onlar da sadece erkeklere yardımcı olduğu müddetçe kıymetliler. Kendi başlarına bir şey yapmıyorlar ve tamamıyla erkeklerin korunmasına muhtaçlar. Hatta bu erkeklerin Drakula'yla mücadelesi bile kadınları korumak üzerinden. Kadınlarımızı koruyalım, aman kaybetmeyelim onları. Kadınlarımız. Evet evet, o yüzden Drakula'yla savaşalım. Yoksa çok da önemli değil Drakula'yla savaşmak gibi bir noktaya bile taşınabilir hikaye. Bu iki sebep dolayısıyla bir olumsuz bakışım var ama yine de kitap o kadar iyi yazılmış ki, o kadar iyi tasarlanmış ki benim 5. sıradan girdi listeme. Benim 5. sıradan giriş yapan kitabım da Shinrin-yoku Orman Banyosu. Benim kitaplarım bu 5 kitabı bakınca zaten ağırlıkla psikoloji ve kişisel gelişim. Shinrin-yoku da daha önce benim en çok sevdiğim yine kitaplardan bir tanesi olan Ikigai'nin yazarları tarafından yazılmış bir başka kitap. Yine Japonların uzun ve sağlıklı yaşamının sırları minvalli bir kitap daha. Burada da Japonya'daki ormana gitme kültürü üzerinden bir anlatım yapılıyor. Japonların mutluluklarının bir sırrı da çünkü ormanda çok fazla vakit geçiriyor oluşları. Sadece ormanda değil bitkilerle, doğayla çok fazla iç içe bir yaşam sürmeye çalışıyor oluşları. Ama temelde de şu var, yani tabii ki ormana hepimizin ara sıra gittiği bir gerçek vardır. Ama onlar daha sistematik şekilde hayatlarını alıyorlar. Örneğin şirketler hafta sonlarına orman kampı gezileri yapıyorlar. 90'larda hayatlarına giren bir kavram olarak ormana gitmek devlet tarafından destekleniyor, teşvik ediliyor ve bunun içinde sağlık sigortasına ormana gidiş maliyetleri dahil ediliyor. Mesela bu bana çok enteresan geldi. Bu şekilde gerçekten birbirlerini teşvik ettikleri, ormana gitmek, doğayla bir araya gelmek yönünde birbirlerini teşvik ettikleri bir sistem yaratmışlar ama bunun dışında kitabın içerisinde bahsedilen örneğin ağaçlara sarılalım çünkü ağaçların yaydığı titreşim bizim kendimizi daha huzurlu hissetmemizi sağlar. Ya da şu bitkilerin şöyle faydaları vardır insana yanında bulunmasının gibi. Farklı açılardan da yine doğaya bizi yaklaştırabilecek yaklaşımları var. Zaten karantina sürecinde, pandemi sonrasında biz de dahil pek çok kişinin bu doğaya yaklaşma ihtiyacı bence biraz daha arttı. Tam da bunların üzerine okuduğumda bu kitap bana çok iyi geldi. İnce bir kitap zaten, 140 küsür sayfalar. Dolayısıyla çok rahatla okunabilecek bir kitap diye düşünüyorum. Benim listemin 4. sırasındaki kitabı gösterebilirim ama umarım parlamaz. Şöyle hatta birkaç açıdan göstereyim parlamayı engellesin diye. How to Lose a Country, Ece Temel Kur'an'ın kitabı. Buraya geldikten sonra aldığım ilk kitap, okuduğum ilk kitap buradaki. Türkiye'deyken biliyordum bu kitabı, böyle bir kitabın var olduğunu ama Türkçe'ye çevrilmediği için, Türkiye'de yayınlanmadığı için okuyamamıştım. Burada bulunca hemen alıp okudum ve çok da beğendim. Yani ben kişisel olarak Ece Temel Kur'an'ın hem romanlarını hem de kurgu dışı yazılarını çok beğenerek okurum. Bu da onlardan birisi oldu. Adından zaten anlaşılıyor. İnsan ülkesini nasıl kaybeder temalı bir kitap. Bunu yazarken fikir şuradan çıkıyor. Yurt dışında, yani Batı ülkelerinden bir tanesinde ya bir imza günü ya bir seminere katılıyor Ece Temel Kur'an ve sonrasındaki soru cevap kısımlarında Batılı seyircilerden bir tanesi Ece Hanım diyor, işte sizin ülkenizin durumu malum, yani işte otoriterleşme yükseliyor, antidemokratik uygulamalar artıyor. Biz Batılı insanlar olarak sizin için ne yapabiliriz diye soruyor. Böyle bir yardımseverlik eli uzatıyor ama çok üstten bir bakışla. Ece Temel Kur'an da aslında o kadının, bu soruyu soran kadının görmediği bir şeyi, fark etmediği bir şeyi fark ediyor. Bunun bilincinde olarak o fark ettiği, bildiği şey de şu ki bu antidemokratik uygulamalar ya da otoriterleşme Türkiye'ye özgü bir şey değil. Batı'da da nüvelerini vermekte ve gitgide artacak. Yani bir tarafta kitabın yazıldığı dönem açısından Donald Trump, Theresa May ya da Boris Johnson İngiltere'de, Hollanda'da yükselen sağcı partilerin oy oranı, Putin bir tarafta. Yani Batı ülkeleri de çok demokratik ülkelermiş gibi zannediyorlar kendilerini ama o imajın da sahte bir imaj olduğunun farkında olarak Ece Temel Kur'an ona cevap olarak diyor ki hani biz bu yollardan geçtik, ben tecrübeliyim bu konuda. Asıl ben sizin için ne yapabilirim diyor. Siz hani bizim yaşadıklarımızı yaşamayın. Sizin ülkenizde bu başlangıcı olan antidemokratik uygulamalar ve otoriterleşme daha da yükselmesin diye
ben sizin için ne yapabilirim diyerek bu kitabı yazıyor. Kitap bir reçete gibi. Birkaç adımda, sanırım 9 adımdaydı. İnsan ülkesini nasıl kaybeder? Adım adım yazıyor. Bu adımlar gerçekleşmesin diye siz okuyun, ders alın ve ülkenizde işte bazı şeyleri değiştirmeye çalışın mantığıyla kurulmuş. Örneklerin çoğu tabii ki kendi tecrübesi dolayısıyla Türkiye'den. Haliyle bizim de bildiğimiz, aşina olduğumuz örnekler. Yaşadığımız şeyleri Ece Temel Kur'an yazıyor ama farklı bir bakışla yazdığı için yaşarken fark etmediğimiz noktaları fark edebiliyoruz. O da güzel, zihin açıcı. Bir taraftan da bunun işte Türkiye'ye özel bir durum olmadığını aralarda bağ kurarak, yani Türkiye'de şu tarihte şu oldu ama Amerika'da da hemen ertesinde böyle bir şey oldu. Bak olaylar ne kadar birbirine benziyor diyerek çok küresel bir bakışla sağcılığın tüm dünyada nasıl yükseldiğini ve nasıl engellenebileceğine dair fikirler sunuyor. Bence çok iyi bir politik kitap. Politik okuma yapmayı sevenler için bence ideal ama dediğim gibi Türkçe'de yayınlanmadı, çevirisi yok, Türkiye'de yok. Belki İngilizcesinden edinebilirsiniz. Tavsiye ederim okumanızı. Türkçe'ye sence çevrilip yayınlanabilir mi Türkiye'de? Muhtemelen yayınlanamaz, o yüzden kimse bu işe kalkışmıyor. Evet, üzücü. Zaten bu da herhalde bir parçası. Benim listeme 4. sıradan giriş yapan kitap Mutluluk Beyinde Başlar. Psikoloji profesörü Dan Gilbert'ın bir kitabı. Gilbert'a göre insanın en büyük başarısı hayal kurma becerisiyken mutluluğun önündeki en büyük engel de kurduğumuz yanlış hayaller ve yanlış beklentilerimiz. Yanılsamalı öngörülerimiz bizi mutsuz ediyor. Nasıl? 1800'lü yıllarda şöyle bir hikaye anlatıyor. 1800'lü yıllarda bir adamın başına bir demir çubuk saplanıyor. Böyle ön noktan giriyor, arkadan çıkıyor. Yani başında bir demir çubuk var ama hayatına normal şekilde devam edebiliyor. Yani çok önemli bir fark olmuyor. Hatta daha sakin olduğunu söylüyor ailesi ve arkadaşları. Bir şekilde hayatına devam ediyor. Bunun üzerine bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bugünün etik kuralları çerçevesinde hiç de etik olmayan şekilde o gün şempanzeler üzerinde bazı deneyler yapılıyor. Şempanzelerin ön lobları alınarak onlar üzerinde çalışmalar yapılıyor ve inceleniyor. Görülüyor ki gerçekten şempanzeler de daha sakin hareket etmeye başlıyor. Bunun üzerine bu bilgi psikoloji alanında kullanılmaya başlanıyor. Depresyon ve anksiyete hastalarının ön lobundaki bazı alanlar imha edilerek bir tedavi yöntemi uygulanmaya başlıyor. En başta iyi de gidiyor. Yani gerçekten bu kişilerin anksiyetesi azalıyor, depresyon seviyesi düşüyor. Dolayısıyla başarılı bir tedavi olarak görülmeye başlanıyor. Fakat bir yerden sonra fark ediyorlar ki bu kişiler her ne kadar daha sakin olsalar da geleceğe dair plan yapmaları, hayal kurmaları pek de mümkün olmamaya başlıyor. Yani bu konularda zorlanmaya başlıyorlar. Ve kitabın hikayesi aslında buradan başlıyor. Bunun üzerine mutluluk beyinde başlar. Peki o zaman biz bu bilgileri nasıl kendi hayatımıza uygulayabiliriz diye güzel bir psikoloji çerçevesinden Dan Gilbert bence güzel bir anlatı yakalıyor. Ben şimdi listemin 3. sırasından birkaç kitap göstereceğim. Çünkü ayırt edemedim. Atilla İlhan'ın şiir kitapları. 2020 yılında ben aslında başlamıştım Atilla İlhan'ın şiirlerini kronolojik olarak okumaya, yayınlandıkları tarih sırasına göre en baştan en sona doğru okumaya başlamıştım. 2020'nin sonlarında başladım sanırım, Aralık ayında. Haliyle 2021'de de devam ettim. Burada okuduğum 3 tane kitabını gösterebiliyorum ama birkaç tane okuduğum da Türkiye'de kaldı. Hepsini birlikte aslında ben burada sunuyorum. Yani Atilla İlhan'ın şiirlerini 3. sıraya koydum. Normalde öyle şiirle çok ilgilenen, çok şiire ekstra bir ilgi duyan biri değilim. Pek de şiir kitabı okumam ama Atilla İlhan'ın şiirlerinin farklı bir etkisi oluyor bende. Çok severek okuyorum. Hem dili kullanması açısından, yani Türkçe'ye hakimiyeti, kelimelere yüklediği ekstra anlamlar. Hem çok görsel bir tarafı var Atilla İlhan'ın. Senarist aynı zamanda, sinemaya da yazı yazdığı için. Romanlarında da, şiirlerinde de çok görsel bir anlatım var. Bu da beni çok çekiyor. Hem soyut kavramlardan çok bahsediyor. Toplumsal eleştiri yapıyor ve biraz da hikayeci bir tarafı var. Yani karakterler üretiyor bu şiirlerinde. O karakterlerin hikayelerini yazıyor. Sonrasında o karakterler çok güçlenince romanlarına taşınıyor. Romanlarda da onları anlatmaya devam ediyor. Böyle çapraz bir okumada yapılabiliyor. Ben birkaç romanını da daha önceden okuduğum için burada şiirlerde şimdi tekrar aynı karakterler çıkınca karşıma çok daha anlamlı bir hale de geliyor.
Bu arada romanlarını da tavsiye ederim. Çok iyi bir romancıdır. Romancı olarak çok bilinmez. Şair olarak bilinir ama çok da iyi bir romancıdır. Şiirlerini kronolojik okumanın da ekstra bir keyfi var. Yani en başlarda biraz daha klasik toplumcu taraftan yazmaya başlarken 1940'larda. Sonrasında Avrupa'ya gidip gelmelerinden etkileniyor. Biraz daha batılı bir şiirle harmanlıyor kendi şiirini. Sonra 70'lere gelince artık bu şu an gösterdiklerimde hemen hemen 70'li yıllarda çoğu biraz daha eskiye dönüyor. Divan edebiyatına, Türk sanat müziğine, Alaturka'ya biraz dönüyor. Çünkü bakıyor ki Fransa'da Baudelaire, Aragon bunlar kendi köklerinden beslenerek bu şiirleri yazmışlar. Biz Batı'yı öyle taklit etmek yerine biz de kendi köklerimizden beslenerek onlar gibi şiir üretebilmeliyiz. Biraz daha Alaturka'dan beslenerek ama aynı toplumculuğu koruyarak, aynı modern bakışı koruyarak, çok harmanlayarak birkaç tane etkeni yeni şiirler üretiyor, yeni bir ekol üretiyor. Bu değişimi fark etmekte, sanatçıdaki bu değişimi, sanatçı üzerinden de toplumdaki, ülkedeki değişimi fark etmekte çok keyifli bence. Bir de bu baskıyla ilgili bir şey, İş Bankası yayınlarından çıkan kitaplar bunlar. Bu baskılarda her kitabın sonunda meraklısı için notlar diye bir bölüm var. Ve yazdığı her şiirin hikayesini orada anlatıyor. Ben bu şiiri şu tarihte yazdım, şu şartlar altında yazdım, bunları düşünerek yazdım. Onları bilerek okumak çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü hatta eleştiriyor da bazı şeyleri, eleştirmenleri. Bu şiir ilk yayınlandığında eleştirmenler işte aşk şiiri zannettiler ama aslında ben burada çok devrimci bir şey anlatıyordum diyor. Onu bilmeden, onu okumadan gerçekten okuyunca aşk şiiri deyip geçiştiriyorsunuz ama arkasında çok daha önemli temalar barındırabiliyor şiirleri. O yüzden eğer okumak isterseniz İş Bankası yayınlarından çıkan kitapların okumanızı ekstra tavsiye ederim. Listeme 2021 yılında 3. sıradan giriş yapan kitabım, böyle de söyleyince sanki şey gibi oldu. Tarkan, 2. sıradan giriş yapan. Bir de özellikle böyle yavaşlatarak uzun uzun söylüyorum ki hani biraz daha dakika dolsun gibi, öyle bir niyetim yok. Ama 3. sıradan giriş yapan kitabım Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü kitabı. Daha önce bu yazarın Var Olmanın Gücü kitabını da yine birlikte okumuştuk Fırat'la birlikte ve kitap kulübümüzde. Bu kez Şimdinin Gücü'nü okudum. Yine gayet beğenerek okudum. Kelimeleri, anlatısı, verdiği örnekler, anlatma şekli beni gerçekten çok etkiliyor. Güzel bir kitap. Herkese de, her ilgi alanına sahip kişiye de önerebileceğim bir kitap. Eckhart Tolle benim için şöyle de anlamlı. Daha önce yine videolarda da bahsetmiş olduğum %10 Daha Mutlu kitabında anlatılan da bir kişi. O kitabı yazan eski bir spikerde ve bu tür kişilerle, bu tür ünlü yazarlar, spiritüellerle ilgili birinci ağızdan bilgiye sahip, onlarla röportajlar yapmış, onlarla oturmuş kalkmış birisi olarak onun tecrübelerinden şöyle bir şey söylüyordu. Tüm bu diğer yazarlar arasında ya da diğer anlatı sahipleri arasında Eckhart Tolle'nin yeri ayrı. Çünkü gerçekten anlattığı gibi yaşayan, yazdığı gibi yaşayan nadir insanlardan bir tanesi diyordu. Bu da beni etkiledi. Gerçekten o yüzden ben de anlatımları bende daha fazla etkili hale geldi. Şimdinin Gücü'nde de zihnin sesi, o zihin sesinin, iç sesinin bir işkenceciye nasıl dönüştüğü ve o sesi bizim nasıl kullanabileceğimiz üzerine güzel önerilerde bulunduğu bir kitap. Bu arada dediğin gibi birlikte okumuştuk. Benim de çok beğendiğim bir kitaptır ama ilk beşime girmedi benim. Yine de hani 6. 7. sıralardan daha uzun bir liste yapacak olsaydık ben de listeme alabilirdim. Ben ikinci kitabımdan bahsedeceğim ama yine gösteremiyorum çünkü Türkiye'de kalan bir kitabım bu sefer. Ama eski videolarda bahsetmiş olabilirim diye hatırlıyorum. Murat Belge'nin Tarih Boyunca Yemek Kültürü kitabı. Bu kitap zaten adından anlaşıldığı üzere yemeğe bir tarihsel bir bakışı var. Geçmişten günümüze yemeğin nasıl değiştiği üzerine bir kitap. Bir taraftan da toplumsal yapıda yemeğin yerinde anlatan bir kitap. Yani biraz yemek sosyolojisi olarak da değerlendirilebilir. Hem bir bütün olarak yani Türk mutfağı, Uzak Doğu mutfağı gibi, İtalyan mutfağı gibi geniş kavramlarla anlatıyor. Bir de sadece ürünler üzerinden anlattığı bölümler var. Bence o kısımları çok daha keyifli. Domates, patates, mısır gibi çok kullandığımız, yani hayatımızın çok içinde olan, neredeyse her yemeğe kullandığımız bir sürü ürünün tarihçesini anlatıyor. Bunu da kendisi
aslında edebiyat konusunda uzman olduğu için dile çok hakim. Etimoloji üzerinden başlıyor. Yani bu kelime nereden gelmiş olabilir? Hangi kelimeden türemiş olabilir? Oradan bakarak diğer dillerle etkileşimi üzerinden biraz spekülatif bir fikir geliştirerek bir ürünün ilk olarak hangi coğrafyada, hangi zamanda çıkmış olabileceğini biraz tahmin ediyor. Biraz verilere dayandırarak bize aktarıyor. Ve sonrasında o tarihten bugüne kadar da nasıl bir gelişim geçirmiştir? Hangi coğrafyalara yayılmıştır? Nasıl kullanılmıştır oralarda? Bugün bize nasıl gelmiştir? Bu süreçlerde de mutfakların birbirleriyle etkileşiminden haliyle bahsediyor. Uluslararası mutfakların nasıl kurulduğundan bahsediyor. Mesela geçen gün sana anlatmıştım Mısır. Mısır Amerika kökenli bir ürün. Amerika keşfedildikten sonra Avrupa'ya ve Türkiye'ye geliyor. İlk Türkiye'ye yani Osmanlı'ya geldiği zaman çok da kıymetli bir ürün de değil. İnsan bunu yemez, hayvan yemi yaparız diye düşünüyorlar. Böyle güzel tarım arazilerini buna harcayacağımıza Mısır ülkesinde yetiştirmeye karar veriyorlar. Yani Osmanlı'nın belki %80 Mısır'ı oradan geliyor. O yüzden o ülkenin adı Türkçe'de Mısır oluyor. Sonrasında Cumhuriyet'le birlikte tabii Mısır'dan ayrılınca topraklardan bu sefer ulusal sınırlar içerisinde nerede yapmalıyız? Ege'nin verimli arazileri, Marmara'nın, Akdeniz'in iyi arazilerini buna harcamayalım. Kullanılmayan araziler Karadeniz'in dağları mesela diyerek Mısır'ı Karadeniz bölgesine hapsediyorlar ve orada yetiştirilmeye başlıyor. Yani bir ürünün bugün yani hepimiz biliriz Türkiye'nin Mısır ambarı Karadeniz'dir ama neden? Bunun yüzlerce yıllık tarihiyle anlatıyor. Bana çok ilginç geldi, çok öğretici geldi. Her konuda bence zaten çok öğretici bir insan Murat Belge. Çok popüler biri değil, hak ettiği değeri gören biri olduğunu düşünmüyorum ben. Çok entelektüel, çok iyi gezmiş, çok iyi yaşamış, çok araştırmış, öğrenmiş, fikir geliştirmiş. Türkiye'nin belki de en entelektüel insanıdır. Şu an mesela bir yaşam gurusu olarak İlber Ortaylı çok popülerize edilir. Ama mesela senin okuduğun kitabı vardı işte İnsan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Orada hani nereleri gezmelisiniz, hangi kitapları okumalısınız, hangi filmleri izlemelisiniz gibi tavsiyeleri vardı. Onlar da bu arada muhakkak çok değerlidir. Ama Murat Belge böyle bir şey yazacak olsa yani bir film tavsiyesi, bir kitap tavsiyesi alacak olsam bence Murat Belge daha en azından bana daha çok hitap edecek, benim için daha kıymetli öneriler verebilecek bir entelektüel. Eğer okumadıysanız, hiç tanımıyorsanız bence en yakın zamanda tanışmalısınız. Çünkü muhakkak ondan öğrenecek şeyleriniz olacaktır. Sana daha fazla hitap edecek bir belki yazar olabilir ama çoğunluğa hitap edecek olanları aradıkları için yayın evleri muhtemelen İlber Ortaylı daha popüler oluşuyla, daha fazla insanın tanıyışıyla, belki PR çalışması sonucunda. Tabii. Çok daha aslında yayın evleri. İlber Ortaylı'nın bir yeteneği var. Basit bir şekilde anlatabiliyor. Murat Belge daha akademik bir taraftan anlatıyor. Bu arada İlber Ortaylı ile birlikte adını anıyoruz diye Murat Bardakçı ile karıştırılmasın. Murat Belge bir edebiyat eleştirmeni, bir edebiyat araştırmacısı, çevirmen. O da bir akademisyen. Televizyona programlar da yaptı ama o kadar bilinlik bir yüzü yok, bilmiyor olabilirsiniz. Bence bir bakmanızda kimmiş, size de hitap eder mi diye bir araştırmanızda fayda var. Ama anladığım kadarıyla en azından ortamlarda satılacak bilgiler kitapları arıyorsanız da bu kitap ilginizi çekebilir. Çok faydası olur. Fırat çünkü ara ara böyle benimle de her sohbetinde aralara serpiştiriyor. Benim de hoşuma gidiyor dinlemek ama iyi olabilir eğer böyle bir şey arıyorsanız. Çok teşekkür ederim hoşuna gidiyorsa. Son iki kitaba doğru artık gidiyoruz. Benim ikinci kitabım bu sene Atomik Alışkanlıklar. Herhangi bir alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsanız, bir olumsuz alışkanlığınızdan kurtulmak, onun yerine olumlu, iyi bir alışkanlık yerleştirmek istiyorsanız lütfen ama lütfen bu kitabı okuyun. Benim bugüne kadar alışkanlıklarla ilgili okuduğum kitaplar arasında bence en iyisi. İkinci sırada da Alışkanlıkların Gücü gelir. Ama Atomik Alışkanlıklar biraz daha yeni, daha güncel bir dili oluşu ve daha güncel, daha fazla insana hitap edecek yöntemler önerişiyle bence daha iyi bir kitap. Ben bu kitabı geçen senenin başlarında okumuştum. Şu anda hala uyguluyorum bazı yöntemleri. Özellikle böyle yeni de bir yıla hazır başlamışken bazı şeyleri değiştirmek için güzel bir zamanlama olabilir. O yüzden bu kitabı alabilirsiniz. Yani kitap özetle şunu anlatıyor.
Bir alışkanlığı değiştirmek istiyorsam bugünden yarına o alışkanlıkla ilgili sadece %1 ilerleme kaydetsem, yarından sonraki güne bir %1 daha ilerleme kaydetsem, bir yılın sonunda çok ciddi aşamalar kaydedebilirim, çok ciddi adımlar atmış olabilirim diye bakıyor. Çok da mantıklı yani, bunu matematiğinde güzel anlatıyor. Kitabı okuduğunuz zaman örneğin bir su içme alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsunuz, örneğin daha fazla spor yapmak istiyorsunuz. Yani kitapta bunlarla ilgili çok güzel örnekler de var. Örneğin ilk aklıma gelen diyor ki, eğer spor yapmak istiyorsanız, daha fazla spor yapan bir kişi olmak istiyorsanız, en azından spor kıyafetlerinizi giymekle başlayın. Bir sonraki gün örneğin spor kıyafetlerinizi giydiniz, ayakkabınızı giydiniz, binanın önüne çıkın. Binanın önüne çıkmak bir adım daha atmak. Zaten diyor ki yani o kadar gelmişsiniz, binanın önüne de çıkmışsınız. En kötü bir 15 dakika bir koşar yürür gelirsiniz. Bana da çok mantıklı geliyor gerçekten. Bir 15 dakika bile buna ayırmak güzel bir adım. Yani böyle adım adım gitmek daha iyi. Çünkü koştukta da ben çok görüyorum. Çok büyük hedefler koyduğumuz zaman olmuyor. Çok gerçekçi olmuyor, sürdürülebilir olmuyor. Ama en azından minik minik bebek adımlarla gittiğimiz zaman çok daha uzun vadede bu alışkanlığı oturtarak gidebiliyoruz. O yüzden daha kalıcı olmasını sağlayabiliyoruz. Kitabı bu yüzden de öneriyorum. Geldik listenin birinci sırasına. Bakalım top 5'in birincisi kimmiş? Benim listemin birincisi aslında daha önce bahsettiğim bir kitap. Sanırım Şubat ya da Mart ayında yaptığımız videodaydı. Yine gösteremiyorum, yine Türkiye'de kaldı. Bir hikaye kitabı, Ernest Hemingway'in Kilimanjaro'nun Karları kitabı. Aslında Ernest Hemingway'in en meşhur kitaplarından biri bile değil. Bir öykü derlemesi. Benim okuduğum ikinci Hemingway kitabı bu. İlkini ortaokulda ya da lisede okumuştum. İhtiyar Adam ve Deniz. O da yani en meşhur kitaplarından bir tanesi ve güzel de bir kitaptı ama hani belki o yaşın verdiği şeyle çok da etkisi olmadı benim üzerimde. Ama bu kitabı okuyunca çok beğendim. Yani tek bir hikaye kitabından beni Hemingway'in bütün kitapları okunur diye heveslendirdi. Benim için hani şu incecik kitap bile Hemingway'i en iyi yazarlar arasında düşünmeme sebep oldu. Hikayelerinde kendisine benzeyen karakterleri anlatıyor. Hemingway hani hep şey olarak bilinir. Bir savaş gazisi, kaba saba bir adam, yapılı boksör. Avcılıkla ilgileniyor. Hep böyle maskülen şeyleri seven sert bir adam. Çevresinde de öyle tanınıyor. Hikayelerinde de o tarz karakterler var. Hep sert adamları anlatıyor. İşte gazileri anlatıyor, avcıları anlatıyor. Ama hepsinin de en sonunda çok derin yaraları olan, dışarıya göstermedikleri dertleri olan, hani böyle dışarıdan baktığında hiçbir şey bu adama dokunmaz, duygusal hiçbir tarafı yoktur, duygusal olarak yaralanamaz insanlarmış gibi imaj çizen karakterler. Ama içlerinde aslında çok ciddi yaraları olan, çok kırılgan tipler bunlar. Bu otobiyografik benzerlik dolayısıyla da ben Hemingway'in de bizzat böyle birisi olduğunu düşündüm. Yani kendisi de dışarıya çok sert adam imajı çizerken muhtemelen içeride çok ciddi dertleri, duygusal problemleri olan birisiydi. Kırılganlıkları olan birisiydi. Bu da bana çok naif geldi. Çok hoşuma gitti bu. Hemingway'i yazar olarak da daha bir yakından tanımamı sağlayan bir şey oldu. Biraz böyle Oscar Wilde'ın tam tersiymiş gibi kafamda şekillendi. Oscar Wilde da hem kişisel olarak hem de yazdıklarıyla Hemingway'in tam tersi. O çok ince, çok zarif başlar, çok şiirsel başlar, çok naif bir şey anlatıyor gibi başlar. Ama en sonunda kitabın son paragrafında öyle bir yere bağlar, öyle bir şeyler söyler ki böyle çarpılırsınız. Yani o kadar sert bir şeyi asla beklemiyorsunuzdur. Hemingway ise tam tersi. Çok sert başlayıp sonrasında çok naif, çok zarif bir taraftan, böyle çok kırılgan bir yerden bitiriyor hikayelerini. Muhtemelen romanları da aynı tandansta gidiyordur. Yani Kilimanjaro'nun Karları dediğim gibi en meşhuru bile değil. Bu bile bu kadar iyiyse muhtemelen Çanlar Kimin İçin Çalıyor ya da Silahlara Veda müthiş romanlardır. Şimdiden çok hevesliyim. 2022'de benim listemdeler. Daha fazla Hemingway kitabı okumak istiyorum ben 2022'de. Daha önce Hemingway okuyanlar olduysa onların da yorumlarını, evet, alalım. Bekliyorum. Ben de şimdi böyle bir heveslendim. Belki ben de okurum biraz. Belki birlikte okuruz. Benim 2021 yılında en beğendiğim kitap Adam Grant'in Vermek ve Almak kitabı. Adam Grant insanları üçe ayırıyor. Vericiler, alıcılar ve dengeleyiciler. Şimdi vericiler, bunlardan bahsedeceğim bu arada. Birazdan sana bir soru soracağım. Tahminini alacağım. Evet, peki. O yüzden iyi dinle.
Vericiler, alıcılar ve dengeleyiciler demiştim. Bu şekilde üçe ayırıyor. Vericiler gerçekten başkaları için bir şeyler yapmak için kendini böyle bir anlamda paralayan insanlar. Başkalarını birbirleriyle tanıştıranlar, kendisi için yapabileceği bir şeyi başkalarıyla paylaşıp onunla mutlu olan, onunla kendini zenginleştiren ve bunu hayatına bir hedef olarak koyan kişiler. Alıcılar daha çok böyle kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyen, yani evet bunun bir sonucu olacaksa evet ben de bir şeyler yapabilirim. Daha böyle daha çıkarcı diyebiliriz. Bir de dengeleyiciler var. Aslında bu ikisi birbirine biraz karışabiliyor. Dengeleyiciler de o bana ne yaptıysa ben de onun karşılığını veririm. Artıda ve ekside. Yani örneğin bir arkadaşıma doğum gününde hediye alacağım. O bana doğum günümde ne kadarlık, hangi fiyat skalasında bir hediye almıştı. Ben de ona öyle bir şey alayım gibi. Biraz daha böyle karşılığını vermek üzere, durumları dengelemek üzere çalışan kişiler. Bu üçü üzerinden kurguluyor hikayeyi ve bu üç insan tipini detaylandırarak anlatıyor. Ve iş yaşamı özelinde en fazla da anlatıyor. Tabii ki özel yaşamdan da verdiği örnekler var ama en fazla iş yaşamından örnekler veriyor. O yüzden benim de sorum geliyor. Başarı merdiveninin en tepesine sence bu üç grup insandan hangisi vardır? Zor soruymuş. Bence dengeleyiciler vardır. Dengeleyiciler. Aldığı peki, kadar verenler. En tepede. Peki sence başarı merdivenlerinin en dibinde, en altında hangi grup vardır? En altında normalde verenler derdim ama şimdi sen böyle sorunca bir sürpriz bir şey vardır. Alanlar diyebilirim. O zaman yanlış cevap ikisi de. Çünkü enteresan bir şekilde başarı merdivenleri... Bizimle değilsin. Başarı merdivenlerin en tepesinde vericiler var. En dibinde de yine vericiler var. Yani bu grup kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bunun detaylarını çok güzel anlatıyor. O yüzden ben böyle en baştan spoiler vermek istemiyorum. Lütfen okuyun bu kitabı. Benim kendi hayatımda, hayatıma, insanlara, ilişkilerime, bakış açımı birazcık da olsa böyle değiştiren, geçen sene okuduğumdan bu yana kendi hayatımda etkilerini bazen bilinçli, bazen bilinçsiz şekilde yaptığım ama sonradan dönüp baktığımda evet bu kitaptan ben bunu bu şekilde yapmış olabilirim. O bakış açısını artık yavaş yavaş demek ki yerleştirdim. Diyebildiğim bir bana fikir verdi. Böyle bir vizyon kazandırdı diye düşünüyorum. O yüzden de çok sevdim. Dili de güzel. Verdiği örnekler hem kendi hayatından hem bambaşka insanların hayatından verdiği örneklerle çok güzel zenginleştirerek de anlatıyor. Hiç sıkmadan, aslında kalın bir kitap olmasına rağmen hiç sıkmadan çok da güzel anlatıyor. O yüzden okumanızı öneririm. Harika pazarladın. Yani bende bile çok ilgi uyandırdı bu anlatımınla. Sevindim o zaman. Adam Grant'ten komisyon alabilirim bundan sonra. Bence de. O halde bizim kitaplarımız bitti. Beşer tane kitabımızı anlatmış olduk. Siz 2021 yılında hangi okuduğunuz kitabı en çok beğendiniz? Hangisini sevmeden okudunuz? Bizim okuduklarımızla ilgili yorumlarınız var mı? Bunların hepsini aşağıya yazabilirsiniz. Bekliyoruz heyecanla, merakla. Umarız ki bu seneniz çok güzel geçer. Sağlıkla en başta. Diğer her şey çünkü ardından geliyor ama istediğiniz her şey umarım istediğiniz şekilde gerçekleşir 2022'de.